Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere iLogic Design Copy komutunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikli olarak Design Copy zaten adından anlaşılabilecek üzere bir tasarımı kopyalamak üzerine kullandığımız bir komut. Tasarım bir montaj olabilir, bir parça olabilir, teknik resim olabilir. Bu kopyalama işlemine yarıyor aslında. Vault kullanıcıları zaten Copy Design komutuna aşinadır. Vault da bizim çok işimizi kolaylaştıran büyük montajların bir kopyasını oluşturup ufak tefek değişiklikler yapmak istediğimizde montajı sıfırdan oluşturmak yerine o montajı kopyalayıp copy design komutuyla hemen bir kopyasını oluşturup onun üzerine değişiklikler yapabiliyoruz. Burada da inventor'da yine böyle benzeri bir komut var. Home ekranında iLogic sekmesinin altında iLogic design copy olarak görebiliyoruz. Öncelikli olarak bir kaynak proje seçiyoruz buradan. Cadmium projesi üzerinden devam ediyoruz. Burada teknik resimler, montajlar, partlar ve inventor dosyası olmayan diğer dosyalar burada görüntülenebiliyor. Ben iLogic Design Copy adında bir çalışmam var benim. Şimdi bunu açıyorum artıyla. Bu artıyla açtıktan sonra altındaki montajı seçiyorum ve partları da burada otomatik olarak seçmiş oluyor. Böyle görüntüleyebiliriz buradan. Ondan sonra burada iLogic Design Copy klasörünün altında bir teknik resim var. Bunu da dahil ediyorum. Ondan sonra Next dediğimde asıl bu komutu kullanacağımız ekrana geliyoruz. Şimdi burada neleri seçebiliriz? Kaynak klasör, hedef klasör seçebiliriz. Burada hedef klasörümüzü bu masa üstünde yeni bir klasör oluşturup klasörün adını değiştirelim. Design copy olarak değiştirelim. Bunu bulması kolay olsun. Değişikliği yaptıktan sonra OK dediğimde zaten o isimle de otomatik olarak bir proje oluşturmayı teklif etti. Biz kaynak projeyi kullanarak devam etmek istiyoruz. Buna kaynak projeyi seçiyorum. Burada bir ön ad ekleyebiliriz yeni dosyalara. Ben bunlara kopya adını vereyim karışıklık yaşanmaması için. Ve onun dışında inventor'a ait olmayan dosyalar için de bu isim değişikliğini yapabiliriz. Part number'ları güncelleyebiliriz. Dahil olan kuralları, iLogic kurallarını silebiliriz. Büyük harf, küçük harf duyarlılığını buradan açıp kapatabiliriz. Burada start dediğimde zaten işlemi başlatıyor. Close dediğimde de yine ekran karşımıza çıkacak. Burada bir klasör oluşturdu. Orijinal klasör yapısında Design Copy 1 adlı dosya klasörün bir üst sekmesinde olduğu için onu yine bir üst sekmeye aldı. İçerisinde dosyanın orijinal isimli bir klasör açıp burada diğer parçaları da buraya yerleştirdi. Şimdi burada montajı çalıştırdığımızda zaten bunu soracak nerede olduğunu. Bir üst klasörde olduğu için biz buradan bir kereliğini bunu sadece tanıtıyoruz. Bir daha zaten bunu bize sormayacak. Open dediğimde birebir eski montajın kopyasını kopya design copy isimleriyle oluşturmuş durumda. Bu isimlendirmeyi ben seçtim. İstediğim isimlendirmeleri burada yapabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.